عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizzat ismini zikrederek yücelttiği şahsiyetlerden biri de Lokman Aleyhisselam'dır. Hutbemin başında okuduğum Lokman suresindeki ayet-i kerimede Rabbimiz, andolsun biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik buyurmuştur. Bu surede onun hikmetli lisanıyla oğluna yaptığı öğütleri bizlere haber verilmiştir. Bir baba ile evladı arasındaki sevgi ve saygı, bilgi ve hikmete, şefkat ve merhamete dayalı örnek bir ilişki gösterilmiştir. Geliniz bugünkü hutbemizde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı ve her biri hikmet ve merhamet yüklü öğütlere hep birlikte kulak verelim. Kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı ilk öğüt tevhid inancı olmuştur. O biricik evladına şöyle seslenmiştir: Ya buneyye la tüşrik billah. Yavrucuğum, sakın ola ki Allah'a şirk koşmayasın. İnne şirke la zulmün azim. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Zira insan Allah'tan başkasına kul olursa Rabbine ve kendisine en büyük zulmü yapmış olur. Kardeşlerim, Lokman suresindeki ikinci öğüt: Ve vassaynel insane bivalideyhi. Yani anne babaya iyi davranmaktır. Zira annesi yavrusunu meşakkat üzerine meşakkat çekerek karnında taşır. İşte bu yüzden Rabbimiz bizlere şunları emretmiştir: Bana ve anne babana şükret. Dönüş ancak banadır. Eğer annen baban seni herhangi bir şeyi bana ortak koşmaya mecbur bırakırlarsa onlara itaat etme. Fakat yine de onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber vereceğim. Kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan üçüncü öğüdü, zerre miktarı bir iyiliğin bile Allah katında asla zayi olmayacağıdır. En küçük bir kötülüğün karşılıksız kalmayacağıdır. Zira Allah-u Teala en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı dördüncü öğüdü: Ya buneyye akimis salâ. Yavrum, namazı dosdoğru kıl şeklindedir. Zira namaz bizim en önemli ibadetimizdir. Dünyanın tükenmek bilmeyen sıkıntılarıyla bulanan kalplerimizin inşirahıdır. Türlü meşakkatlerle daralan zihin ve gönüllerimizin huzurudur. Rahmetimizi Rabbimize arz ettiğimiz muazzam bir buluşmadır namaz. Lokman Aleyhisselam'ın evladına olan beşinci öğüdü: Ve'mur bil ma'rufi venhanil münker. Oğlum, iyiliği emret, kötülükten alıkoy ifadesidir. Zira bize düşen her daim iyiliğin yanında yer almaktır. Kötülüğe boyun eğmemektir. Kötülerin hizmetkarı olmamaktır. Lokman Aleyhisselam'ın altıncı öğüdü: Vasbir ala ma esabek. Evladım, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol ifadesiyle hak ve hakikat yolunda sabretmektir. İnne zâlike min azmil umur. İşte bütün bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam'ın yedinci öğüdü kibirlenmemek ve mütevazi olmaktır. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Yavrucuğum, küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Zira Allah-u Teala kendini beğenenleri ve övünenleri sevmez. Lokman Aleyhisselam'ın evladına olan sekizinci öğüdü ise kişinin haddini bilmesidir. Mükerrem bir insan olduğunu hiçbir zaman unutmamasıdır. وَقْصِدْ ف۪ي مَشْيِكَ. Evladım, yürüyüşünde tabii ol. وَقْدُدْ مِنْ صَوْتِكْ. Sesini alçalt. اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ. Zira seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizleri rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç aylara bir kez daha eriştirdi. Önümüzdeki çarşamba günü Recep ayının ilk gününe gireceğiz. Perşembe günü de hep birlikte regaib kandilini idrak edeceğiz inşallah. Kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum. Üç ayların
hepimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Kâle aleyhissalâtu vesselâm ettâbi minezzem bi kemellâ zembele estağfirullâhel azîm ve etûbi ileyh ve eselullâhe li ve lekumut tevfîk. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Teazimel nebiyyihi ve tekrimel fekameti şani şerafi safiyyih. Fekal azze ve celle min gailin muhbiran ve amiran. İnnallâhe ve melâketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyt ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema barik ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. İnne Allahe ye'mur bil adli vel ihsani ve yita'i zil gurba ve yenneha. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, çirkin işleri ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Allahu ekber, Allahu ekber.